bütün yolları yaptık. Fahri ile başlayacağız herhalde. Fahri'nin muton sesi. Muton sesi. Oo, sağdan. Minci. Kaç abi? Kaç kaç. Minci kaç. Fahri aç kapıyı. Gir içeri. Abi buna güvenelim mi? Bu pislik yapıyor mudur? Şey için söylüyorum. Bir kişiyi meld aramaya buralara... Rookie. Ha, rookie. Fahri lazım olabilir ama bu rookie değil be Sinan. Kırmızı görünce rookie nerede? Ha burada. Şu kayın. O da tap sacrifice'e benziyor ya. Rookie'yi biraz riskli oynamaya başlıyorum. Tamam. Kilmili adam ha. Hani güzel adam olur. Evet tabii. Harcamak istemiyorum ben de ama mesela şuraya gel. Emir verdik değil mi? Aha. O bayağı gördü. İyi gördü orayı ha. Bence biz abi Minci'nin söylediği tarafa göre ne yapacağımızı düşünelim. Rukiye de yavaş yavaş UFO'nun öbür tarafında Meldar'a diyelim. UFO'da adam yoktur. Yeah diyorlar. Bence de yoktur. Outsider'lara yardıma hani... gelirlerdi. Hem öyle hem tracker'la dibindeyken baktık hani orada bir şey gösteriyor. O zaman Fahri senin dikkat etmen lazım abi. Şöyle gel. Peki. Minci bize yaklaşırken şimdi abi nerede de dedi? Minci nerede dedi? Şuradan geliyor dedi. Meld'in o taraftan. Ha. Buradalar dedi. Minci bir kere koşa koşa oradan uzaklaş. Aynen. Her şeyden önce sen koşa koşa oradan uzaklaş. İç odayı yok saymayalım diyor. Abi oradan da ha şu odayı. Peki o odaya Ruki bakana kadar bölgede kalalım. Bölgede kalalım demek tabii yaklaşalım demek. Overkill. Bir yandan reloadlarınızı yaparken arkadaşlar bir yandan oraya gerekirse tepki verebilecek şekilde gelin. Yani UFO'nun içinde kalarak yapalım reloadlarımızı falan ki Ruki bağırırsa yardım edebilelim. Scanner iç odayı cover edebildi mi onu bilmiyorum işte. O yüzden çok uğraşmayacağım gerçekten ama bir kapısını açarız Ruki ile. Gülüşen bekle. Zeki sen o iç odanın boş olması daha yüksek ihtimal olduğu için senin muton yönüne doğru. Şimdi mutonlar UFO'yu bizden geri almaya çalışacaklar. Evet. Ali. Her zaman takımın arkasında artık tam bir supportsun. Ali'nin hit point'i falan çok düşük abi. Yok yok Minci'nin söylediği yeri söylüyor Fahri de. Aynen. Peki. Abi Muton Minci... ve Meld ikisi de orada abi. Meld'i de aramaya gitme. Bir tek Umut'un chatte bağırıp durduğu şeyi yapabilmek için bu kapıyı aç. Emin olalım. Biz UFO'ya binip gidelim onlar bizi düşürsün. Çok güzel söyledin. Çık buraya buranın kaptanı benim diye bağır Ruki. Evet. Arkadaşlar %90 içeride bir oda daha var mı bilmiyorum bu medium foda. Galiba var ama tahmin ediyorum ki burayla dövüşeceğiz. Minci UFO'nun üstüne çıkacaksın. O yüzden tabi. Damn good ground'u da var. Kancalı zırhı da var. Buradan atabiliyor musun? Atamıyor musun? Uzak kaldın. O zaman devam et abi bir kere. O orada durmak yok da. Muton yani bu. Şimdi orayla nasıl dövüşeceğiz abi biz? Orası dediğimiz yer neresi? Şu bölge değil mi? Meld şurada. Meld o mu? O aldığımız Meld olabilir. Evet o. Şuralardalar. Peki Ruki odaya baksın. Umut iyice safe oynuyor orada. Ruki'yi odaya bakmaya evet. Ayıracağım. Fahri çok güzel bir yerde şu anda. Şu move'uyla Fahri kimseye görünmezse. Bizim üstümüze gelmeye kalkışacak bir muton grubu için güzel in the zone yapar. Tuna tabii merkezde her zaman istiyoruz Tuna'yı. PTSD tabii abi ve haksız da değilsin. Bütün XCOM oyuncularının yaşadığı. Olmaz dediği şeyden adam kaybede öğrenilen. Kan ve gözyaşıyla yazılmış kurallar bunlar yani. Bir şey
olma ihtimali varsa XCOM'da olur. Olur. İki, her şeyin olma ihtimali vardır. Bu XCOM'un kuralı yani. Oroç. Ali abi çok öne gitme. Arkalar güzel sende. Hatta şuralara gel. Biz UFO'yu savunacağız gibi görünüyor. Çünkü heavy cover'larımız UFO'da galiba. Günüşen dışarıda dursun mu? Roketi kolay atabilmek için. Bence şöyle dursun. Olabilir. Şu yatay kütük biraz kötü yerde ama... Şuraya, dışında... şuraya geleceğim bir dahaki round. Ha, okey. Peki. Yanaşıyorum. O Ali Yenay geldi. Çete gelmiş. Ali Yenay, Expendables adlı grubu kurduk ve senin eline verdik abi. Abi birden çok muton sesi duyuyorum galiba. Sahiden çok muton var orada galiba. Peki, Umut'un korkularını gidermek için... Abi burada başka oda var mı? Bu oda mı bu? İşte bilmiyoruz abi, git bak. Açıktan yürüyorum artık, tam figürana dönüştü yani. Figürana dönüştü, salak salak UFO'ya tek başına saldık herifi. Şey, o silah patlayacak şeklinde gidiyordu, hani bu kadar açıktan giderse o adama bir şey olur. Abi bir de şeyin böyle koridorun ortasında yürüyor adam yani. Tam aptal. Cover aran da alamıyor. Abi tetiklersem tetiklerim diyecek pozisyonda mıyız? Değiliz. Bir roundumuz daha var. Çünkü Minci çatıya çıkacak. Günüşen düzgün cover alacak. Minci'nin şurası... Oha bu nasıl bir gidiş Minci? Gel bakayım. Çatıda 3 buton. Minci burada güzel. Burası çok güzel Minci, bu çatışma için. Minci'nin en sevdiği film The Crow'muş. Çatılarda geziyor. Evet abi. Günüşen. Burada bir round daha bekliyoruz abi. Sonra yürüyoruz. Melde alamıyoruz. Bu tabii yavaşlatıyor bizi ama. Ali'nin yeri iyi takım komutanı olarak. Hatta şurası daha iyi. Heavy, low cover ama buradan herkesi görüyor. Aa, emir veremiyor ki. Bir dakika. Emiri bitti. Tamam o zaman heavy cover'a gitsin tabii. Smoke atması gerekecek. Bahri bekle. Herkes beklesin. Hazırız. Bir dahaki round. Günüşen'in move ile başlıyoruz. Böyle kaydılar. Günüşen biraz konu dışı kalıyor. Fahri. Meld de orada. Fahri bu kapıyı açma abi. Bu kapı abi. En son Fahri'nin mutonlar buralara yanaşırken CE diyebileceği yer. Nasıl shotgun'ı kullanamayacağız? İstiyorsan son scanner'ı at o tarafa. Günüşen'i bir move edeyim. Bilmem, Zeki ile de açabiliriz. Zeki gel bakayım. Bu arada çok çıkıp sonra cover'sız kalmak var. Çık abi çık. Çık, bomban da bitti. Çık Zeki. Çıktım. Scanner da varmış. 5 muton, 6 muton, 2 seeker. Hmm, okey. O scanner gerek. Günüşen move etti Burak değil mi? Etti. Onu iyi düşündük. 5 6 muton, 2 seeker mı dedik? Yine muton olayı gerçekten. Çekilelim abi. Abi çekilirsek 6 kişi birden Zeki'ye... Zeki'yi de çekelim. Zeki ne kadar geri gelebilir? Ha şimdi çünkü move ederlerse Minci'ye de görüş kazanacaklar. Evet. Zeki diyor ki ben heavy cover'daki mutona şey Minci 81 atıyorum. Mutonlarla uğraşmak... Muton tarlasına geldik gerçekten. Rookie Fahri abinin yanına koş. O sana ne diye... Fahri'nin yanına nasıl koşabilirsin? Şöyle. Fahri'nin yanına koş, o sana ne yapman gerektiğini anlatacak. Şimdi Fahri'nin in the zone'u çok kritik abi şu anda. Bu muton tarlasından bizi kurtarmak için. Yalnız Günüşen'i move etmiş olmak o kadar kötü oldu ki. Şu roketi şuraya atamıyoruz. Kimsede bomba yok değil mi? Yok. Günüşen'i buraya yattılar diyeceğiz abi. Ya da geri çekeceğim ama orası low cover. Hayır. Kim bu ya? Muton. Yine de at roketi olmuyor abi. Mesafesi yetmiyor. Bu Günüşen'in move'u yüzünden işler birbirine girdi abi. Çok fena.
Fahri'yi burada tutacağız belli ki. Tuna'dan. Abi güneşeni arkaya low cover da olsa gelebilirsiniz sanki. Çünkü o full cover çok etkiledi aim'i. Abi bu atışı yani yapacağım Tuna'dan. İki atışından biri. Atıp Overwatch'a geçeceğim için. Bu da Seeker'a Dead Eye ile bu atışı yapman lazım abi. Sık abi. Tamam peki, en azından iyi demiş vurdun. Overwatch'a geç. Minji vururlarsa ölür. Vurursam da ben çok fena yaparım diyor şu anda bu mutonu. Veya başka bir mutonu. 86 dediği mutonlar var. 99 dediği muton var. %68 crit. Abi ama mutonlardan ziyade diğer Seeker'ı şey görmüyorum. Yani görebilirim tabii şey. Ali smoke atıp sonra scanner'ını atabilir. Ali burada cover almıyorum diyeceksin ve öleceksin değil mi? Ya orada cover alıyorum diyor ama. Bak onu da bilemedim şimdi. Overkill'de alıyor mu bu? Tamam, bu çok güzel bir duman. Bunu bir at. Tuna ile overkill'i bir al. Scanner'ı bu tur atma diyorsan. Abi, Ali'nin Ali... holo imkanını kullanabiliriz. Hı hı. Aşağıdaki şu hangi muton bu? En öndeki muton. Ama yani buraya holo overkill de orayı görüyor galiba. O zaman iyi olabilir. Atıyorum. Ali İsviçre çakısı tabi abi. Vurdu be. Sinirlenme. Ali panikleme Ali şimdi bu kadar karizmanın üstüne. Paniklemedi. Overkill orayı görüyordu hololu olarak. Ama atsın 52'sine. Sonra overkill. Overwatch. Bunu kaç diyorsun değil mi abi? Evet. Bence şu muton gelip beni öldürecek abi. O mutonu o zaman Minji ile vurayım. Minji ölsün. Günüşen öleceğini. Belki Minji çok şey yaparsa, dayak yerse tam kendi kesmelik vakti gelir. Ölmez de sürünürse. İşte Minji. Minji ölüyorsan da bu atış son atışın oluyor. En azından tarihe böyle geçtin yani. One shot muton diye geçtin. Ama ölüyor olabilirsin gerçekten. Burada hunker etmeyi deneyebilirim gerçekten. Bomba atarsa hunker ediyorum abi. Heavy cover'da hunker. Yani. Bak move edip low cover'da normal duracağıma heavy cover'da hunker etmek istiyorum. Tamam yani tabii o daha mantıklı. Ben şeydeyim böyle önümüzdeki tur roket atalım şey olsun diyorum ama atalım, tabii ölmeyelim. Atalım ölmeyelim tabii. Daha iyi. Şimdi Zeki burada ölür mü? Ölür. Abi Zeki'ye böyle 8-8-8 vursa oradaki. Ama ne yaparsak yapalım ölür. Şeyini koysun abi işte açık dediğim gibi. Ağırlığını koysun. One for all'un lan şeklinde. One for all koyup bir damage reduction alsın. Bir damage reduction veriyor değil mi o? Nerede o be? Her seferinde kaybediyorum. Olsa. Bir damage reduction evet. Hepsine bir damage reduction kazansın. En öndekinin atışına overkill'den covering fire gelecek. Move etme ama yani. Abi hani move ettiğinde güzel bir yere geçsen eyvallah yok, diyeceğim. Yok, hani öyle onu bir yer yapalım yok. Da. Öyle bir yer yok. Galiba Zeki ölüyor. Geri çekilemem abi. Geri çekilip one for all yapamam. Overwatch yaparsam çok saçma burada. One for all diyorum. Hepsinden bir damage reduction. Bu bana 5 damage reduction falan demek. Fena değil. Ya yani 5 az damage demek. Biri kaçırsa işte. Fahri. Fahri'nin arkasına giremiyordu ya. Şey yetmedi. Yetmiyor. Bunda. Fahri burada dur abi. Bir dahaki round nereye çıkabiliyorsun? Dash olmadan. Çok fazla dolaşıyorsun değil mi? Gerçi buralara çıkıyorsun. O roketten sonra çıkıp o in the zone'u yapacaksın Fahri. O yüzden Overwatch'unu da yapmıyorum mermi harcamamak için. Yapıyorum ya. Yaklaşan bir şey olur. Yap abi. Overwatch yaptım. Abi bakalım Zeki ölüyor mu burada? Zeki. Merkurt 61. Aa vuramadı. Ballı Zeki. Tamam.
Bu güzel. Berkurt 59. 7. 9, okay. 10 yerine 9 yedim. Overkill. Abi 39 ne? Ay. 39 çok az abi. Bilmiyorum. Full cover'da diye. Ha, suppression yaptı. Hop. Full cover'da mı? Berkurt 57. Hadi. Oğlum ne ballı bir zeki misin sen? Mutonlardan Allah korudu. 5 daha yedi. Oğlum vallahi ölme. Stealth'e girdi bu. Okey, tamam. Berkurt'a Seek Stalker. Stalker kim ya? Zeki, Tuna'dan Overwatch işte. İşte bu. Tuna'nın Sentinel'i var mı bilmiyorum. Yok galiba, o yüzden kesiyoruz. Bundan daha iyi bir round umamazdık. Yok yok yani. İnanılmaz oldu. Fazla oldu yani. Hani bunun acısı ileriki mission'da çıkacak, ileriki mission base assault. Ya şimdi de. Abi şöyle bir roket atarsam, ha bu herifi zaten deviririz roket de, şöyle bir roket falan atarsam ve adam gibi gelirse, yok gir. Yok abi. Muton da Chrysalid gibi, korkacak bir şey yok belli ki, evet doğru söylüyorlar. Şunu atıyorum abi. Okey. Ya da şöyle atıyorum. Daha iyi. Abi 2.9 bu dediğimiz yere gelmeyecek bu roket zaten. O zaten düşünüyorum ben, hani nereye seker diye. Biraz bak, biraz daha ortaya çek. Şu adamın şöyle tepesine atıyorum. Nereye giderse gitsin bir işe yarar. Bak biraz daha sağ çek bence. Sağ ne demek abi? Buraya mı? Hah, böyle evet. Böyle atlı diyorsun. Evet, kalabalığın ortası. Bak boşluğa at, sektiğinde birine gelsin. Pekala. Bakalım ne olacak. Psikolojiyi rokete de uyguluyor. Evet, suppression yapanı vurduk. Olma. Peki, en azından. En azından. Şimdi şuraya başka bir bomba atamıyorsak, Fahri çalışmayacak demektir. Yani çalışır tabii. Şu herifi de öldürebilir Fahri. Geldi, bunu vurdu, sonra bunu vurdu, kaldı. Ama ortadaki adamları biraz Fahri'ye bırakalım. Minci'ye bir bakalım. Bir de Ali'nin scanner'ına... Ali'nin scanner'ı var. Scanner'ından önce Ali'nin yapacağı tek şey... Duman. Zeki'nin oralara duman tabii. Zeki'nin müvecceğini pek sanmıyorum. Ha, Fahri çıkacak buraya. Bir dakika. Fahri'nin çıkacağı yer. Evet. Bir duman atalım. Zeki de oraya yürüyecek. Tamam işte. Ne kadar atabiliyorsun? Tamam, şuraya bir duman at Ali. Güzel. Fahri buralara çıkacak çünkü. Zeki de oraya yürür. Şimdi bir de scanner'a at bize, şu herifler nerede? İsviçre çakısı ya. Ama öyle tasarlandı zaten adam. Emir veriyor, meyhem atıyor, smoke atıyor, scanner atıyor. Aa, buradaymış. Ona da indizon belki olabilir ama vurabilirsin. Evet, evet. Şimdi indizona gelene kadar. Bu Stalker. Ha, ama en güzel atış bu tabii şey. Uçtuğu için. Ha, Tuna'da var değil mi şey? Tuna'da var. Şu arkadaki herifler, indizonlu ölmeyecek olan herifler. O yüzden 81, 86. Ha. Burada bir de kocaman buton var ya. Sentry buton. O... Zeki ne kadar move edebiliyor? Çok bir şey yapamıyor. Pekala. Galiba önce indizonlu yapacağız abi biz. Öyle mi diyorsun? Şu herifi şimdi... yaralamamız lazım abi bir şekilde. Heh. Abi ama... Ruki kapıyı açıp atamaz mı orada bir yere? Atar da hani bir işe yaramaz. Deneyelim. Hani iki damage vursa indizona yardımcı olur. Indizon cover olmayan adama çalışmaz. Ne gördün? 45 ve 75. 75 mi? Ha, açıktaki. 75. Açıktaki herif. Bak çok güzel. Tamam işte. Hadi Fahri'ye yardım et. Yaşa, kritledi. Çok güzel oldu. Evet. Fahri'nin bu ikisini öldüreceğini umuyoruz. Evet. Yani. Fahri'ye yardıma devam. Umuyoruz. Evet. Öldüremezse zaten
Çok fena. Minci sol taraftakini %100 de görüyordu. Yanlış şimdi... hatırlamıyorsam. Şunu mu? %86. Okey. Oraya... Abi Fahri ile çıkalım. Atalım. Hı hı. Sonra da kaçalım. İndi zone'u kullanıp kaçalım. Olabilir. Öldüremezse kalır orada. Smoke attık. Gel abi. İki tane sarı. 92 mesela. İki tane. 92 mesela. O 92 bu elde tutmaz. Tutmayacağı zaman bu zaman değil mi abi? Tutmayacağı el bu el mi değil? Ya, değil, değil. Fahri oynamaya devam edebilirsin. O yüzden dur. Mesela şurada indi zone. Çalışıyor mu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Devam Zeki. Şu dumana gir. Aslında Fahriye çok güzel evi cover verirmiş. Onu daha iyi oynayabilirdik burayı. İyi planlayabilseydik Fahri'nin önüne evi cover diye gelirdi. Smoke içinde olurlardı. Bak. Bunlar tabii yeni level'lar. Tam alışamadık. Şu şeyi atıyorum. Ben bunu atıyorum abi. 76 bu. Dead'ayım ben. Atıp Overwatch'a geç Tuna. Aa indirdi. Overwatch'a geç Tuna. Galiba kaçalım. Fahri'yi de Zeki'yi de zamanıdır. Abi bir dakika. 3 tane kaldı değil mi? Bir aşağıda, 2 sağda, yukarıda. Evet. Zeki var ateş etmemiş. Minci var ateş etmemiş. Overkill Fahri var. Bir... Fahri'nin Overkill. De bir tane atışı var ama belirsiz. Bence iyi bir şuraya filan sağlam bir atış yapalım. Atsın evet. Sonra kaçalım. Zeki de Fahri de şu anda kaçabiliyorlar. Okay, tamam. Şeyde hani... de Overkill'de ve Tuna'da da Overwatch olacak. Minci at bunu. Sekiz. Hmm, belki Fahri. Vurur. Abi cover'da değilse indi zone çalışmaz. Öldürse de çalışmaz. Ha, öldürür. Vurursa öldürür ama in the zone çalışmaz. Okay. Geri gir Fahri. Tamam. Abi in the zone'la gerçekten in the zone smoke ve one for all kombosunu kullanmayı öğrenmemiz lazım. Hepsi yeni girdi hayatımıza. In the zone'da, one for all'da. One for all'la Mac'in Fahri'nin in the zone'unda çok güzel destekler olabiliyor. Bütün line of sight'ı kesebiliyor muyum şu anda? Vallahi kesebiliyorum. Değil mi? Abi Zeki koşa koşa kaçarsan bu herifler yürüyecekler üstümüze. Tamam abi. Smoke biraz boş. Boşta. Şanımızdan. Şanındandır tabi. Şöyle gel Zeki. Abi adamları Overkill'in ve Tuna'nın zone'una çekmek en güzeli. Sinan iki mermi mi var? İki mermi var. Zaten bir Overwatch yapıyorsun. Overwatch, Gauss, Karbin. Bir kişiyi hala görüyoruz. Overkill. Günüşen. Günüşen. O herifi kim görüyor? Bu herifi kim görüyor? O Roç. Kaçtılar. Geri çekildi. Geri çekildi. Tamam. Minci'nin son atışıyla Overwatch'u bozacağım önce. Tamam. Günüşen'de roket kalmadı değil mi? Var mı bir tane? Aa var galiba. Oğlum bir roketi daha var. Var vallahi. At at at. Heh, şöyle sağa doğru. Şu ikisinin ortasına doğru. Şöyle aralarına doğru atıyorum. Doğru at. Neye doğru? Bu güzel. Bu güzel. Yok bu güzel. 2, 5, 2, 4. Onlar hadi. Günüşen bu görevde 5. roketini atıyor. Ve hiçbir şey yapamıyor o roketiyle. Bunu iyi attın Günüşen. Hiçbir şey olmadı. Bak. Peki. Overwatch'u boz abi. Overwatch bozulmuyor abi bu oyunda. Ben XCOM 2 oynamaya başladım kafama göre. Abi şey... Yani Fahri bozacak. Fahri bozacak Overwatch. Overwatch boz nasıl bir emir acaba? Bu roket patlatsaydı burada çok güzel indi zone hareketleri olacaktı. Olamadı. Peki Fahri boz şu Overwatch'u. %5. Bunun çok geyiği döndüm. Daha bu hafta döndü değil mi patronlar hocasında? Bir gün gelecek o %5 diye.
Fahri'nin buranın ciddi bir atışı olmayacak herhalde. Ama abi buradan atarsın sen bu 45'i. Ali'nin ve Ovruki'nin hololları var. Oroç bozuldu mu? Bozuldu. E çıkıyorum artık. Çık hani bir tanesini indirmemiz lazım en azından. Çıkıyor muyum ya? Heavy cover yok orada. Deminki round'a göre ne kazanmış durumdayız ki abi? Hiç. Bir şey değişmedi aslında. Şu atışı yapıp Oroç'a geçiyorum zaten. Bir tane atışım var. Ha Ali'den oraya atış yaparsam... Suppress var tabi. Ali'den oraya atış yok. Ali'den bir smoke daha alabilirim. Suppress mi diyorsun? Abi yani sanki suppress bu sefer ya. Yani şu hiç damage yememişi... Onu görüyordu değil mi? Evet, sentry'yim. Evet. Peki attım abi. Sen suppression yaptın. Suppression yaptım. Ali'nin kanat değiştirmesi iyi olabilir gibime geliyor ya. Yavaş yavaş da olsa şöyle bir gelsem işte. Evet evet. Bak evet. Buradan bir overwatch yapsam. Fahri galiba yatacaksın. Zeki sen ne yapacaksın bilmiyorum ama. Şu 45'i atıyorum abi ben. At abi Ruki ile hani. Hadi Ruki. Çok... Ah be Ruki çok güzel olurdu. Fahri yatacak orada tahmin ediyorum. Zeki de çok güvendiğini göstermeden Fahri'yi flank etmeye kalkarsa diye şuradan fire support vereceğim. Ya da bana atacak bir hit point ile artık vurursa da vuracak. Evet. Ne yapayım. Overkill burayı korumaya devam et abi. Fahri yat. Biraz tuhaf bir round oynadık. Abi roket oynadı. Şey başlıyor. Shredded. Oo, critical işte shredded. Abi. Çok güzel. Overkill oraya ulaşır mı? Ulaşmaz. Günüşen'i öldürmeye karar verdi bu herif. Overkill. Tamam. Berkurt 31 yaralı tabi Berkurt. Vurur musun? Vuramazsın. Neyse. Şu herif Fahri'yi flank etmesin de. Fahri'nin olacak şimdi. Berkurt gidiyor. Abi ne ballısın bugün Zeki. Dördüncü 4 artıyı yırttı. Fahri'nin olamadı orası yine. İki overwatch yiyecek miyim? Birisi çok yaralı. Ama buraya ben in the zone'a yine giremiyorum abi. Fahri'den heavy armor'ı şu anda siler misin abi? Fahri'ye heavy armor yanlış. Minci ateş edemiyor bu round. Günüşen 67 ile bu adama belki bir covering fire yiyip ölebilir. Ha Ali güzel. Ali'den bu herife atacağım. Holo koyacağım. Covering fire varsa ne olur bilmiyorum. Sırf bu yüzden Tuna ile beni koruyan bir... Bir dakika ama bu smoke'u dışarı atmak da isteyebilirim. Abi Fahri kütüğün önüne gelebiliyordu değil mi? Öndeki kütük. Buraya gelebiliyor evet. Ama abi adamı cover'sız olması gerekiyor. Yok yok anladım yok. Aslında öteki tarafını söylemiştim ben ucuna. Ha, buraya mı? Yok ulaşamıyor. İşte o yüzden dedim heavy armor'ı sil diye. Aha. Heavy armor yanlış. Fahri'nin move etmesi lazım abi belli ki. Ali neredesin? Bu smoke için en güzel yer sanıyorum burası gerçekten. Zeki ve kendini cover et. Au attı. Abi opportunity speed'i. Ama ben onu smoke'a da atacağını bilmiyordum. Neyse harcamış olduk. Opportunity covering fire varmış. İyi tamam. O zaman oraya zaten bir tek orayı görüyorsan al ulan. Holo target'ı koy. Günüşen onu sen öldür abi lütfen. Bize bırakma. Çünkü abi Tuna'nın reload etmesi. Tabancayı atabilir ona. 2-4. Günüşen şuraya gel. Şuraya gel. Yok ya full cover. Abi tırsıyorum tırsıyorum. 88 hadi Gülüşen. Güzel.
Minci böylece reload edebilir eğer gerekirse. Zeki durduğu yerde galiba... Zeki... Tamam, Minci reload. Tuna reload. Zeki cover'ın içindesin. 15 diyorsun. Overwatch. O zaman geriye kaldı Fahri. Fahri'nin bir round run yapması gerekecek. Başka türlü olmuyor abi, bu hikaye. Koştun o zaman öteki tarafa. Ama adamları. Orada da cover bulamıyorum düzgün. Heavy armor'ı boşuna mı gidin mi diyorsun? Ya bence o yarı cover olurdu. Overkill'i böyle gelirse covering fire'ı var Overkill'in. Buradan butonu nasıl görmüyorsun ya? Nasıl görmüyorsun orayı ya? Peki overkill'i şeyi bir yer alabiliyor muyum? Alamıyorum. Abi durmaya devam edelim ya. En temizi. Zeki Smoke'da. Overwatch. Ha sen atabilirsin evet. 45. Bu 45 temiz. Bu kim abi bu? Bu adam ne kadar iyi oynadı. Man of the Match olur ki bak. Zeki bal yüzünden tabii. Fahri. Abi başka bir... Şuraya gel abi o zaman. Şuraya gel. Bile vermedi. Buraya gel. Ye Overwatch'unu. Şimdi yaralanınca herif. Uçşi bukşi. 88 dedi ya. Bu atılır mı oğlum? Atılır ya. Bu atılır değil mi Barış? 88. 88 at abi tabii bir daha. Arkadakinin bir hit point'i var. Arkadaki şey için buradan da overkill'i geliyorum. Görmüyor ama Fahri'ye... Minci doldurdu mu? Minci doldurdu. Sen Fahri'ye doğru hamle yap. Overkill'in... Ah hay Allah ya. Fahri Satkan vurulma bunu. Heh. Artık ayıp çünkü yani hani şurada. Kan içinde herif. Minci herhalde tertemiz alır onu. Evet, ama kill vermek istediğimiz adamlar. Rookie. Rookie'nin lazer pistolüm var dedi. Göremedi. Fahri tabi kill vermek istediğimiz adamlar. Fahri çok delici olmayan bir hamle yap. At bakalım %50'ni. Tamam. İkinci meldi tabii kaçırdık ama zaten 6 muton 2 seeker deyince ikinci meldiden bahsetmemeye başladık birdenbire yani. Evet, tebrik ederim. İyi dövüştük. Zeki yaralı herhalde. Yani iyileştirdik falan filan ama en son armor'daydı. Daha içeri İki kere armor'a kadar düştü abi adam. Bu da 14 armor olduğuna göre 28 hit point hasar yedi demek. ...28 hit point az değil. Ama öyle çalışmıyormuş. Zeki yapmıyor. Evet, içeriye geçmedi. Süper. Evet. Çok güzel. Kimdir Man of the Match? Chat sorum size. Abi chat konuştu. Günüşen hiçbir işe yaramadığı için Man of the Match olabilir diyorlar. ben Rookie dedim. Rookie diyenler var. Sen ne diyorsun? Ya evet Rookie... Gerçekten şey hani beklentilerin çok üzerinde. Çok üzerindeydi. Adama şeye benziyor daha... hani Özgün Uzuncan'ın geldiği günkü gibi bir rookie'lik yaptı. Evet. Evet. Değil mi? Yani... Özgün de böyleydi hani bizi çok şaşırtmıştı gelişinde. Tamam. Ali yeni ayına arada takılırsın işte onu iyileştirirsin zaten bu kadar dedik adama. Öyle adam evet. Hani killer miller. Killer miller evet abi killer. İki kill aldı ya. Evet abi. Daha ne yapsın bilmişsin. Peki kim olduğunu da random'ına atalım. Man of the Match olarak da o kişiyi seçelim. Ama zaten evet. Random atmamıza gerek yok. Kim olduğunu biliyoruz. Çünkü Monsieur Patronları bitti. YouTube izleyicilerinden dedicated izleyicilere dönmüştük. Aramıza yeni katılan bir Monsieur Patronu var. Oo. Hasan Aydın. Kendisine de hem Monsieur Patronlarına hoş geldin hem de XCOM'a hoş geldin diyelim. Hasan Aydın'mış. Hasan Aydın'mış rükimiz. Ve Man of the Match'imiz.
level'larımızı içeride şey yaparız. Kendisi galiba hemen geçen görev sırasında gelmişti. XCOM'a da hoş geldi. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve nice şeyler, nice şeyler. Sağlam iki tane power source. Çok güzel. Buradan da para. Uçağın parası geldi abi. 60 melt güzel. Onları satıyorum hemen. Nerede onlar be? Amerika'nın uçağını... İki tane uçak parası attı. Uçağı aldık mı Amerika'dan? Amerika'ya gönderdiğimiz uçağın yerine Afrika'ya uçak almadık. Tamam. Yok, almadık. Alalım. Alalım. Kanada, ha, base'i yok etmedikçe katılmıyor. İndirimle alacağız demiştik ama olmuyor galiba arkadaşlar. Kanada... Ha, abi olmuyor. Kanada'nın... Olmuyor, Kanada'nın... olmuyor. Kanada... Ha, çıkmadı mı henüz? Daha uydu var mıydı sanki? Tamam, bir gün sonra alacağız uçağı. Tamam. Aha. Kanada'nın uydusu gidecek. Biz 300 para var. 300 para iki uçak alsak mı gerçekten ya? Ne var o alışveriş sitesinde? Majör var mesela 300 para ama... Evet. Abi. Öyle düşünme abi. 300 paramız yok bizim. Birisi uçak onun. 150. 150 paramız var bizim. Ha, o olur. Tamam. O, eyvallah ona. Gauss pistol aldık, aldık sanki. Onu sil. Onu siliyorum. Ammo conservation. Güzel gerçekten. Ammo conservation güzel gerçekten. Oluyor mu? Çok para yetmiyor. Armored fighters da olmuyor. 150 para yetmiyor. Yok, uçak parasından sonra şey olmuyor. Salvage. Başka bir şey var mı satın alacak? Abi Alien Base sonrası uçaklar, ikinci lab, genetic lab, boundary projects falan. Alien Base sonrası uçaklar rapora yatırılacak. İkinci lab'e. Hı-hı. Evet. Tamam, o zaman zaten çok fazla şey yok. Gerçekten 150 daha bulalım mı? Yani bu paranın tamamıyla Armored Fighters'ı alıp uçak meselesini bitirdik diye biliyoruz burada çünkü. Hani bütün uçak upgrade'lerimizi yaptık muyuz? Diyoruz. E tabi başka yok, kalmadı. Uçaklı fighter'larımızın tüm upgrade'leri oluyor. Bundan sonra uçaklara upgrade yok artık. Hani olur abi, bir daha uçak konuşmayacaksak ben bu işe varım. Evet. Bir tane de 150 para bulmamız gerekecek şimdi tabi. Bir gün sonra. Peki abi, Armored Fighters ne harcadık? Eylül, Ekim, Kasım fighter'lara gitti. 15 Flotter Corps diyor. Okay. Aldık uçağı. Böylece galiba uçak upgrade'lerimiz gerçekten, fighter upgrade'lerimiz bitti. Mm-hmm. Bütün kıtalarda sanıyorum ikişer uçağımız oldu. Güney Amerika'da bir. Afrika'ya bir uçak. Güney Amerika'ya bir uçak. Bundan sonra bu kaldı alacağımız. Afrika'yı hep uç tutacağız dedik çünkü Afrika'ya çok abanıyor uçaklar. Diğerlerinde de ikişer uçak tutacağız. Son bir uçak parası var ama uçak meselesi kapandı. Uçak tabi kapanmadı. Laser Cannon diyeceğiz. Hani bitmeyecek o. Evet evet. Bitmeyecek yok, o. Kırılır, şeyidir falan. Cesetten Civilization yapmak zaten abi. Hani UFO şey XCOM oyununun, hatta XCOM franchise'ını özetlemiş gibi oldun Umut. Cesetten Civilization yapmak XCOM franchise'ının özeti. Abi level'larımızı atlamak istiyorum. Evet. Ancak şimdi weapons dedi. Gunner ya da rocketeer. Rocketeer'e ihtiyacımız hiç yok. Bizim medic ya da engineer'e ihtiyacımız var. Ve scout. Tabii. Scout ya da medic'e ihtiyacımız var. Random atacağım. Çünkü gunner tuna kesilecek. Yerine iyi bir yedek sov gunner olabilir ama 12 moment'la sov gunner iyi bir fikir değil. Yani. Boğaç gibi arka plan gunner'ı çıkarsa çalışabilir. Çünkü kaç tane var? 8 tane mi toplam klas var? 8 klas var. Evet. Bu ikisi abi, olmayacak. 6 klas içinden 2 tanesini istiyoruz. 3'te 1 ihtimalle. 2,5. 3'te 1 ihtimalle bu adam scout ya da ne öbürü? Medic çıkacak. Medic. Evet. Random abi, atıyorum abi. Assault çıkarsa da kötü değil. At abi hani. Random. Bunlar... Oo, hadi medic ya da scout. Oo, lock. Sniper. Tüh. Ne kadar lazım değil. Ne kadar lazım değil. Kesilebilir. Nasıl bir sniper?
Lock'ın load'u yok. Flash'lı disable'lı Hasan'a zamanında düşünmüş olduğumuz şey var. Flash'lı disable'lı sniper yapılabilir. Bring him on var crit için. Burada sharpshooter var. Will to survive. Tandem warhead, lone wolf. Lone wolf var. Bring him on güzel. Crit atıyor. Precision tabi buradan güzel. Hani minci gibi ama minci gibi işe yaramayanı değil de işe yarayan olabilir. Buradan Deadeye, Precision, Bringamon, Lone Wolf, Sharpshooter ve mesela Mayhem'le bir tane çok sert atış yapan adam olabilir. Aslında Double Tap ve Bringamon çalışacağı için Double Tap Bringamon yaparız. Mesela. Son level'ı tabi gelene kadar ama o zamana kadar bile Deadeye'li. Evet. Evet. Abi Deadeye'le başlaması iyi ya. Hani bir şey çıkar bundan hani. Sniper'ı tutacağız o zaman. Minci'yi kesme kararı devam ediyor. Çünkü Minci'nin build'ı çok iyi değil. Peki o zaman adamın adını yazalım. Hasan Aydın. Aramıza hoş geldin diye saçmalayacak değil mi? Aramıza hoş geldin diyelim tekrar. Bir sniper çıkar. Hatta çıktı galiba abi. Sen yaz onu. Yazdım. Yazdın mı? Deadeye Precision. Ha yoktur. Deadeye Precision, Bringham, Lone Wolf. Zaten yeter. O level'a gelirse düşünürüz. Abi attığını vuruyor, vurduğu ölüyor Minci'nin de o level'daki her sniper onu yapıyor. Özel bir şey yok. Aynı şeyi Yager olduğu zaman da yapacak o adam. Hem de in the zone'la yapacak. Squad site'ı geldiği anda yapacak. Yazabildin mi abi? Yazdım. Tamam, ondan sonrasına bakarız. Peki Hasan Aydın, tebrik ediyoruz. Aramıza hoş geldin diyoruz. Tektonik'in level'ı yazılı mı bilmiyorum ama son level'a geldi adam. Artık son level'dan mech yapılacak bu adam. Ne denmiş bu adama? Herhalde Sentinel. Ya opportunist'tir. Yeah. Herhalde. Çünkü ready for anything'i var. Ne diyor ya? Mayhem. Saçmalıyor. Yanlış gidiyor abi bu adam. Abi ateş edip Overwatch'a geçen adama niye Overwatch perk'ü almıyorsun? Abi sen Mayhem seviyorsun biraz bu artı damage. Seviyorum da abi. Belki bence bu arada değişti. Şu kararı arada değiştirdik biz. Ateş edip Overwatch'a geçiyorsa ya eksiltmeden Overwatch atacak ya da iki Overwatch atacak. Yani ikisi de çok iyi bunlar. Evet. Evet evet. Tamam yani hadi iki Overwatch atsın ama zaten şimdi kesmeye koyacağım adamı. Evet. Üstten sonra ve shotgun level atlamış. Shotgun'ın level'ına bakarsan abi. Harin'in level'a bakıyorum hemen. Level'lı robot çıkacak evet. Lock and load. Lock and load çok güzel tabi Fahriye. Mi? Güzel mi? In the zone lock and load'la nasıl olacak? Ha bir kere artı bir atış diyor. O bile in the zone için iyi. Fatigue etkilemiyor. Hayır. Yok yok. Artı bir atış önemli abi in the zone'da. Aldım lock and load'u. Şimdi chat'in güzel bir sorusu var. Neden Umut Doğan'ı neden Tuna'yı kesiyorsunuz diyorlar ama yok abi. Yok. Tuna tuhaf bir build'ı var. Umut Doğan'ı Gunner tutup Tuna'yı kesme kararı tekrar tekrar tartışıldı. Ve sonunda Tuna dedik. Kaçıncı level olduğu fark etmez. Arada kesmedik. Sürekli göreve gitti ama evet. Level'lı mech olacak adam. Şimdi abi benim para ihtiyacım nedir? 80 para istiyorum Minci'yi ve Tuna'yı kesmeye. Bak çok önemli. Major'a 300 para istiyorum. Bir uçak istiyorum. Uçak için zaten şimdi mal satacağım. Bir gün sonra. Hı hı. O uçağı alacağım. Ondan sonra artık bir şeyler alacağız. Bir de şuna para harcayacağız. Birazcık. Ne diyorlar ya? Felsefe yapıyor chat orada. Burası neresi? Benim burasıyla senin orası aynı mı? Falan. Vay anasını. Abi görev yapacağımızı bilmiyorum. Sanmıyorum görev yapacağımızı. Ama görev gelene kadar en azından işi toparlarız. Değil mi Barış? Yapacağız diyorsan. Evet. Yapacağız diyorsan yaparız. Ölürüz. Bu uğurda şey var. Zamanı geçirmek kalmıştı en son. Biraz zaman geçirelim bakalım.
Ha evet belki. Housekeeping de lazım işte yani. Ama şu anda Evet. önümüzdeki kaç gün? 3 gün. Bu 3 gün içinde XCOM'da neler olur? Bir keresinde 2 gün içinde üst üste 3 tane Swarmic Mission'la oynadık. Eylül ayında. Evet. Oynadık bunu Yani. yani. Oluyor. Şu satellite Kanada'ya bir çıksın bakalım. Scan for activity. Zipper geldi. Al. Ah. Raider. Raider. Ne diyor? Neresi burası ya? Japonya. Evet. O zaman abi kalkacağız tabii. Raider'dır. İner diyorlar. İner diyorlar. Ama yine de bir iki tane vuralım. Bir iki tane Tamam. çakalım. Ama şey yapmayacağım. Çok riske girmeyeceğim. Hemen kaç, hemen kaç Evet hemen. yani bir şey olmuyorsa bir uçağı zaten hep tutuyoruz. Yaralı kalmaması gerekiyor. Az yaralı olan Dingus Yarra. Gerçi bu bizim büyük kahramanımız ama kalksın bakalım. Diğerlerinden yapı olan. İndirdi. Ben çekil düğmesine bastım ikinci GT7'inde ama indirdi herif. Bir Helal dakika, bir olsun. dakika. Bu arada Barış 2'dir. Bak deminki Medium'da da bunda da. Uçakları laf ediyorsun ama bir işe de yaramıyorlar diye. Karşılaştıkları Medium UFO'ları indiriyorlar. Small UFO'ları en son Damage yemeden indiriyorlar artık. Hani yani şey yok değil. Gelişme var gerçekten. Şimdi Ali de yok. Buna girilecekse Skeleton'ki 3 gün hala. Buna girilecekse bu sefer Tab Sacrifice girecek yani. Evet, herhalde. Ondan sonra gelen Abduction'a gidemeyeceğiz. Deminki takımı bir daha gönderme diyorsun. Aynen. Semi-Conscious Liberation Army diye. Aynı takımı bir daha yolla ve demeyeceksinler diyorsun. Evet, Belki zaten replace edilebilecek adamlar varsa hani mesela bir rookie'mizin yerine rookie'yi alalım. Hani rookie olmayan rookie'mizin yerine öteki rookie'yi Fatih alalım mesela. gidip abi Tab Sacrifice gitsin. Ama şimdi şöyle tabii. Ya aynı takımı yollamak yerine kriz olursa Expendables'ı tekrar yollarız. Kriz olmazsa Expendables boşuna demeyeceğim olmayacak mı? Ama şey var şimdi 3 gün içinde gelirse Tamam, o zaman şey damage yeriz. ama hani o görev böyle bir abduction'lı, swarming'li, konsey görevine mi O zaman expendable Tab Sacrifice olacağım? damage yer abi. Ha. Hani yani geleceği garanti olmayan bir görev için o kadar şey yapmayalım. O kadar yapmayalım yani. O gelirse o zaman adam damage'larız yani. Okay. Tamam. Tamam. Biz Tab Sacrifice'ı kuralım. Evet, Japonya semalarında düşürdüğümüz Raider Medium UFO'ya giriyoruz. Tab Sacrifice tamamen normal takımı gibi. Sadece Alfonso'nun yerine Hande kaçınılmaz olarak var. Bir de level'lamak için öz kılıç geldi Hero. O zaten bazen böyle şey yapar. Gelir 40 gün yatar gider. Bu şekilde şey yapar. Bunun dışında Zeki gelemiyor. Zeki'nin yerine Erol geldi bir sürü bombasıyla. Ama Eser Ayran'ı da getiriyorsak yanımızda roketçi olarak Erol'un build'ına uygun olarak buraya sen Shredder'a mı demiştin? Sanırım Bunun evet. build'ı Shredder'a mı diyordu. Evet, Shredder'ımız yok çünkü. Bu adam Shred için düşünülmüş. Karbinle Tu-Hit etsin yeter, Shred etsin yeter diye düşünmüş. Yani ya bomba atıyor ya Shred atıyor bu adam. Ve bomba yerine de Alien Grenade yerine Eser'den iki tane roket atılıyor. Chat'in çok büyük rookie isteği var. Düşmüş Medium UFO'yu artık çerezden sayıyorlar. Öbür türlü kolay geliyor herhalde Barış. Evet. Benim önerim şu abi. Madem öyle kolay geliyor bu göreve şimdi gidelim. Evet. Mesela. Bu göreve şimdi gidiyorsak zaten rookie'den çok daha zor bir görev olacak bu. Çünkü 11'den sonra görev... Adam ölür merak etmeyin. Madem derdiniz adam öldürmek yani. Evet abi 11'den sonra göreve gittik. Hani Iron Man settings'ten daha zor bir Daha şey. zor. O yüzden ben bu göreve gidelim 11'den sonra. Ve Tab Sacrifice gibi oynayalım. O zaman ölecek olan adamlar gerçek Tab Sacrifice adamları olacak. Bu da Chat'in günahıdır.
Ne diyorsun Barış? Olur. Bence En olur. son Bir en son çekip 11'den sonra göreve gittiğimizde Alfonso mu öldü? gel En son 11'den Alfonso. sonra. Bak bak nasıl chat coştu. Tamam hadi gidelim biz bu göreve. Bizim ara kış mı kar mı? Bütçeniz geniş mi dar mı? Petrol sıkıntınız var mı? Uzaylılar hoş geldiniz. Bizim orada nasıl geçin? Demokrasimiz ne biçim? Var mıdır kavgalı seçim? Uzaylılar hoş geldiniz.